Ben 2012 yılında Amerika'ya öğrenci olarak giriş yaptım. 8 e, ay sonunda voluntary departure seçerek ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Şu anda mesleğim ve kendimi geliştirebilmek adına tekrar Amerika'ya J-1 vizesiyle geri dönmek istiyorum. Aklıma takılan şu, sabka kaydımı öğrenebilmem için bir yol var mıdır? Voluntary departure seçenler Amerika'ya geri dönebiliyorlar mı diye bu takipçimiz bize soru soruyor. Sizin 2012'deki Amerika'da kalışınızda statü hilali yaptığınızda ki durumu anlamak lazım. Dolayısıyla sizin Amerika'yı tekrar geri gelip gelemeyeceğinizi ölçen durumu olacak. Yani siz daha önce Amerika'da yaptığınız ihlalden dolayı, statü hilalden dolayı gönüllü çıkış yaptığınız zaman bu gönüllü çıkışı mahkeme aracılığıyla yapmışsanız çünkü burada net anlaşılmıyor. Önemli olan nokta sizin o gönüllü çıkışlar önce Amerika'da ne kadar statü dışında kaldığınız. Dolayısıyla o statü dışı sizin geri gelip gelemeyeceğinizi gösterecektir. Dolayısıyla sizin gönüllü çıkış yapmanızın aslında bir sebebi daha sonra Amerika'ya gelebilme durumunuzun engel olunmaması olacaktır. Sizin anlattığınız durumda siz 2012 yılında zaten öğrenci olarak gelmişsiniz Amerika'ya. Ama zaten giriş yaptıktan 8 ay sonra gönüllü çıkış kararıyla ülke dışına çıkmışsınız. Dolayısıyla sizin tahmin ediyorum girişte bile vize ihlali yaşasanız en fazla 6 aydan fazla statü dışı kalmışsınız ülkede. Dolayısıyla eğer Amerika içinde 6 aydan fazla kaldıysanız statü dışı o zaman 3 yıl geri giriş yapabiliyorsunuz. Eğer bu 6 ay değil de 1 yılı geçmiş bir süresi yani siz diyelim eğer Amerika'ya girdiniz 1 yıldan fazla statü dışı kaldıysanız o zaman 10 yıl geri gelebiliyorsunuz. Ama sizin durumunuzda bu 8 ay gözüküyor. Dolayısıyla sizin Amerika'ya tekrar gelmeniz için gönüllü çıkış yapmış olmanız bir engel teşkil etmeyecek. Önemli olan nokta tekrar bir vize başvurusu yapmak istiyorsanız bu vize başvurusunda kabul alıp alamamanız önemli. Yani vizeyi almanızın önünde bir engel yok ama vizeyi alıp alamayacağınızın tabii ki bir garantisi olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.